Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tabiat turizmi üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan birisi de yayla kültürü ve yayla turizmiydi. Araç yaylalarını ağırlıklı olarak çalıştık. Onları rotalama çalışmalarını bitirdikten sonra bir diğer değer olan Kastamonu için en önemli değerlerden yayla kültürü açısından, yayla turizmi yani yaylacılık açısından önemli olan Koru Yaylası'ydı. Biz de rotamızı Koru Yaylası'na çevirdik. Koru Yaylası'na gittik. Muhteşem doğal, tabiat harikası bir yayla, görsel güzelliği açısından ormanı, bitkisi, yaban hayatı, mağarası. Koru Yaylası Çatalzeytin ilçemizle Taşköprü ilçemiz sınırlar içerisinde bulunmaktadır. 41 kilometre uzaklıkta Subatan Mağarası yaylaya farklı bir özellik katmaktadır. Subatan Mağarası yaklaşık olarak 1,5 kilometrelik bir dağın dibinden bir içerisinde de dere akmaktadır. Yanında hemen tabii ki yayla var, Koru Yaylası var. Yaban hayatı açısından çok güzel. Yaylacılık kültürü bu bölgede devam etmektedir. Bazen bu yayla ağırlıklı olarak insanların geldiğini gördük. Ancak yeterli değil. Yaylacılık kültürü sürdürülmektedir. Ama bu yaylacılık kültürünün geniş anlamda devam etmesi gerekiyor. İki ilçemizin sınırları o içerisinde olması sebebiyle. Ayrıca Devre Kani Yaralı Göz üzerinden buraya da Mamatlar tarafından da bu bölgeye de yine bir yol güzergahı var. Bu bölgeye aynı anda 3 farklı noktadan yürüyüş, kamp, foto safari, jeep safari, bisiklet, dağcılık, bu tarz birçok macera turizmi, işte mağarası olduğundan dolayı birçok macera turizmi severlerin göz bebeği olabilecek bir yayla diye düşünüyorum. Koru Yaylası'nın rakımı 1900 metre. Kuru Kayası denilen bir zirve var. Bu zirveye çıktığımızda buradan Karadeniz bir yanda, Taşköprü bir yanda ve bölgenin hakim olduğu birçok yani köyler görülmektedir. Irmaklar görülmektedir. Flora çeşitliliği görülmektedir. Yani aşağılarda yaylalardaki insanların, hayvanların oradaki seslerini sen o zirveden duyuyorsun. O sana ayrı bir heves, ayrı bir heyecan vermektedir. Koru Yaylası bulunduğu konum itibariyle bir günde gittiğimiz zaman da biz burada rota yaptığımız zaman da çalışmalarımız esnasında 4 mevsimi adeta yaşadık. Dolu yağdı, güneşi gördük, yağmuru gördük, günlük güneşlik bir havayı da gördük. Bir yandan sis geliyor, sanki sis bulutu seni alır bir anda kapatıyor, bir anda açılıyor. Tamamen Doğu Karadeniz'deki bu sis bulutu, sis denizini yaşatıyor ve biz bu Koru Kayası'na çıktığımızda sis bulutu, sis denizi olan yere birden açıldı baktık, Karadeniz'i gördük. Birden denizi görmek de bizi o zirveden 1900 rakımdan birden denizi gördük. Harika bir manzarayla karşılaştık. Doğa severleri, macera severleri kesinlikle bu yaylaya gitmelerini, tabii ki burada yolları rehabilite edilmesi gerekiyor. Yolları biraz bozuk. Hem Taşköprü tarafından hem Çatalzeytin tarafından her iki ilçe tarafından da yolların biraz daha rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yemin ediyorum ya, şuraya bak ya. Bak. Zamanında su dolmuş bak. Buradan seller de geçmiş. Bak. Ne var? Gel. Sel mi geldi? Tarihi sütun var bak. Aha. Sütun bak. Sarkıtlar düşmüş bu. Gördün mü? Şu anda biz var ya. Sütunları görüyor musun? Tavarla yaklaşmış. Hayırlı olsun. Hadi. Yeni keşif. Hadi. Tavanı da çek. Çok güzel. Bassana. Demek ki burası da bir şey doldurmuş yani. Bir doldurmuş. Buraya serginmiş. Şu an biz mağaranın neredeyse ya... Askerimiz yetişti, polisimiz yetişti. Evet.
Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak biz de Turizm Fakültesi'nde öğretim görevlisi Hikmet Haberal hocamızla beraber hem Araç Yaylaları, Araç Yaylaları'nda özellikle Koru Yaylası'na giderek oranın daha çok ön plan çıkarılmasını sağlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra Taşköprü rotalama çalışmalarını kendisiyle beraber yapmış bulunduk. Özellikle Koru Yaylası'ndan bahsedecek olursak oranın gerçekten korunmaya değer bir alan olduğunu söyleyebilirim. Ve bunun için de gerekli önlemlerin de alınmasını ben buradan rica ediyorum. Koru Yaylası'nın özellikle korunmasının nedeni ise rakım olarak yaklaşık 1900 metre olmasından kaynaklı, en yüksek yayla olmasından kaynaklı. Ayrıca doğal güzellikleri de daha fazla olmasından dolayı da oranın bir katma değerinde olduğunu düşünmekteyiz zaten. Ha, mağaraların da aynı zamanda olması da Koru Yaylası'nın bir adım daha öne attığını görmekteyiz bu durumda. Bu yüzden de yetkililerden ricamız bu alanın özellikle Koru Yaylası'nda korunmasına destek sağlamalarını bekliyoruz.